O dönemki ismiyle Yugoslavya'dan göçen bir ailenin dört çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen Nihat Yaman. Ağabeylerinin evlenmeleri sonrası 10 yaşında görme engelli babası ve fiziksel engelli annesine bakmak için çalışmaya başladı. İlkokula giderken baktıkları ineklerin sütünü satan Yaman, daha sonra komşularının restoranında okuldan sonra bulaşıkçılık yapmaya başladı. Zamanla önce komi, sonra garson ve aşçısı olduğu restoranı satın alan Yaman, şimdi 37 kişiye istihdam sağlamanın gururunu yaşıyor. Abiciğim hoş geldiniz. Evet Ali'cim, Şafak, Hakan Beyler 8 kişi. Restorandaki bulaşıkçı kadınlara yardım ederek iş hayatına atıldığını anlatan Yaman, yazın diğer çocuklar gibi oyun oynamak yerine çalıştığını, kışınsa eğitiminin ardından işe giderek bulaşık yıkamaya devam ettiğini dile getirdi. Ben çok gariban bir ailenin küçük çocuğuyum. Dört kardeşiz. En küçükleri benim aile. Hem kör bir babanın hem sakat bir annenin oğluyum. Ve onlarla gurur duyuyorum. Üçüncü sınıfa geldim, dördüncü sınıfa geldim. Simit sattım, onu yaptım. Ondan sonra dur dedim, ben bir komşumuz vardı. Ona rica ettik. Dedim yazın sizde çalışabilir miyim part lokantası? Ben buraya o zamanlar bulaşıkçı olarak girdim. Kadınlara yardım ediyordum. Sonra yazın çalışıp kışında okuldan çıkınca hem çalışıyordum hem de okula gidiyordum. Tabii sonra terfi aldım, bardak yıkamaya başladım. Annem babam sakat. Onlara bakıyordum, göz kulak oluyordum. Buradan bazen kalan yemeklerimizden getiriyordum onlara geceleri. Babam kıyamıyordu bana ama baba çalışma oğlum diyordu. Ben yine çalışmayı da çok seviyordum. Onlara da katkım olsun diye çalıştım. Hep böyle bardakçılar terfi aldım. Bardak yıkadım bir yıl. Bardaktan sonra garson yardımcılığına terfi ettim. Garson yardımcılıktan ondan sonra garsonluğa terfi ettim. Sonra küçük yaştan tezgahtar oldum. Aşçı yardımcısı oldum. Aşçı oldum. Efendime söyleyeyim döner yardımcısı oldum. Dönerci oldum. Bu lokantacılıkta bulaşıkçılığından ustalığına kadar yetiştim. 2001 yılına kadar bu dükkanın dönerci ustası bendim. Patron olduğum halde. Şükürler olsun. Hayatta bir ikili harcım yoktu. Çalışarak evimi aldım. Kendi başıma evlendim. Düğünümü yaptım. Şu anda çocuklarımı okuttum. Hayatını zorluklarla kazandığının farkında olduğunu belirten Yaman, çalışarak her şeyin başarılabileceğini işaret etti. Çocuklarıma hep şunu aşıladım. Her şeyin başı önce iyi insan olmak, dürüst insan olmak, iyi bir birey olmak, Allah korkusu olacak. Ondan sonra herkes sorumluluğunu bilecek. Ben nerelerden nerelere geldiğimi onlara şey yaptım. Okullara beni anlatıcı olarak çağırıyorlar. Gidiyorum, anlatıyorum hayat hikayemi. İnsanlar tabii duygulanıyor ama ben bunları yaşadım. Nur içinde yatsınlar anacığım babacığım. Yani onların duasıyla bu durumlara geldim. Şükürler olsun yani çocukluğumda yapmadıklarımı, yiyemediklerimi çalışarak şey yaptım. Yokluk yüzünden de okuyamadım. Çalışmak zorundaydım. Ortaokulu bitirdim. Bir daha da liseye gidemedim. İşte ahlaklı olmanın her zaman kazandırdığını vurgulayan Yaman sözlerini şöyle tamamladı. Allah şükürler olsun. 2004 yılında da bu işimden dolayı bu insanların herkes seviyor beni sağ olsun. Ben hayatımda düşmanıma dahi kötülük yapmam. Öğretmen şu